Hocam. Hamdolsun, iyisiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? Çok biz bomba gibiyiz vallahi hocam. Haftanın ilk günü, değil mi? Maşallah. Bomba gibiyiz bugün. Evet. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Evet, kış ayına doğru girerken yavaş yavaş ağrılar, sızılar başlıyor. Romatizma hastalıkları. Evet. Omuz, sırt, bel, baş ağrıları vesaire. Özellikle de kalifer yandığı zaman kişi kaliferin önüne şöyle kavuç koyuyor, koltuk koyuyor da yaslanıyorsa ne olur? Belinde, sırtında biraz ısı artar, soğur, artar, soğur ve bir de bakar ki romatizmaya yakalanmış. Bu nedenle kaliferlere hemen bitişik olarak kavuçlara, sandalye veyahut da herhangi bir şey oturmamak gerekir. Kaliferle kişi arasında biraz mesafe olması gerekir. Biz yapışıyoruz hocam. Yapıştığı zaman kalifere şöyle, yok yani 1-2 dakika önemli değil de sürekli kalifere böyle yapışık olarak oturursa kişi vücut ısısı sürekli değiştiği için soğur, ısınır, soğur, ısınır ve burada oluşan iltihapları tetikler. Vücut ısısı değiştiği için kanın da pH değeri sürekli bozulduğu için romatizmayı tetikler. Bu nedenle biraz mesafe olması gerekir. Oradaki ısının havaya dağılması gerekir. Romatizma rahatsızlığı olanlar için dünyada en etkili bitki nedir? Şeytan pençesi. Şeytan pençesi? Forte evet. Mi? Fortesi de var. Bu gördüğünüz bitki bir böyle uzun bir kökü var kazık şeklinde. Bu yerin altında 2 metre derinlikte Afrika çöllerinde yetişir. Namibya çöllerinde. Bütün Alman firmaları orayı işgal etmiş. Burada yok değil mi hocam? Türkiye'de Urfa'da yetiştirilebilir. Urfa'da. İklim olarak uygun. Urfa civarında. Ama biliyorlar mı? Bilmiyorlar herhalde değil mi? Yani uğraşmak gerekir. Bunun için de zaman gerekir. Bilmiyorum yani. Denemek gerekir. Bunun artı böyle patates gibi iri kökleri var. Bu köklerinde romatizmaya karşı çok çok etkili bir madde var. Herpagozit. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu belgelenmiştir. 10 binlerce insan üzerinde denemiş. Her türlü omuz, sırt, bel ağrısı, kalçadaki ağrılar, romatizmanın her türü artrit yani eklem iltihaplanması, artroz, eklem deformasyonu, yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi her türlü romatizma hastası tedavi edilmiştir. Bu kökten öğütüldüğü zaman şu gördüğünüz kakao gibi bir pudra gibi bir toz elde edilir. Bildiğimiz kakao değil değil mi hocam? Hayır. Yani rengi, tadı ona benzer. Kakao gibi dedim. Kakao demedim. Kakao. Evet. Bunu çayı 2 tatlı kaşığı günde 3-4 defa hayır şöyle. Kokusu o kadar güzel değil ama hocam. Aktarlardan herhangi bir yerden alamazsınız. Çünkü yok. Sadece bizde bulunur. Hiçbir yerde bak, yok. Yok. Türkiye'de bunu ilk piyasaya getirip süren benim. Satan benim. Bunun birleşimindeki etken madde %2,5 harpagozit. Romatizmaya karşı etken madde. Hafif vakalarda çayı yeterli. Şayet hastalık, romatizma hastalığı ilerlemişse o zaman çayı yeterli değil. Ne yapmak gerekir? Şeytan pençesi forte. Bunun birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Şeytan pençesi kökü ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, efendim ayrı kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı var. En ağır romatizma hastalığı bununla tedavi edilir. Almanya'da çok yaşlı bir bayan, 83 yaşında. Ya doktoru, Alman doktor yanlışlıkla 3 ay yazılması gereken ilacı kadıncağıza 20 yıl yazmış. 20 yıl. Evet. Uyumuş. 20 yıl yaşayacağımız belli mi ki hocam? 20 yıl böbrek nefret yani nedeniyle en fazla 3 ay yazılması gereken yan etkisi nedeniyle çok ağır bir ilaç. 20 yıl yazmış. Yazmış olduğu kadıncağız da kullanmış. Kullana kullana ne oluyor? Bronşit, tansiyon, kolesterol, lipid bir sürü hastalık ortaya çıkmış. Romatizma. Sabah kalktığı zaman elleri böyle artroz oluşmuş. Eklemleri deforme olmuş parmaklarındaki eklemler. Parmaklarını böyle açamıyor, kapatamıyor. Öğlene kadar robot gibi eğilip bükülemiyor.
Benim hanım ona gidiyor, onun kahvaltısını hazırlıyor. Kadıncağız demiş ki ya benim doktorum beni 20 yılda perişan etti. Beyiniz de bu işle uğraşıyor, ona bir zahmet söyleseniz de bana bir çare bulsa. Peki dedim, getir bakayım ürünleri. Getirdi, baktım ki oo, sayılmayacak kadar yan etkisi var. Tamam dedim, biz bunu başlayalım, 6 ayda hiçbir şey kalmaz. Biz ona bu ürünleri verdik, kullandı. 6 ay sonra kadıncağızın hiçbir şeyi kalmadı. Tamamen iyileşti, evet. Şimdi bir de sistemik lupus dediğimiz bir hastalık var. Sistemik lupus, böbrek, Türkçesi var mı hocam? Böbrek tutulum, yani organlarda, akciğerde, böbreklerde, karaciğerde, iç organlarda, herhangi bir organda kurt yemiş gibi olduğu için lupus, kurt demek. Sistemik lupus. Orada bu da bir çeşit romatizma. Genç bir bayan, yeni evlenmiş, 25-26 yaşında sistemik lupusa yakalanmış. Sistemik lupus da bağışıklık sistemi çöküyor. Ak yuvarları o kadar düşmüş ki 1500'lere düşmüş. Normal 4500-11000 arası olması gerekir. Çok düştüğü için de halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, enerjisi bitmiş, hiç ev işi yapamıyor. Sadece kavuşta böyle yatıyor. Uyku hali. Kayınvalidesi, kaynanası, evdeki bütün aile mensupları ya gelin kastı yapıyor, çalışmak istemiyor, tembel diye kadıncağızı bir de psikolojik baskı yapıyorlar. Kadın yapmak istiyor ama yapamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Elini bile kaldıramıyor. Bir şeyler yiyor, lavaboya gidiyor, başka hiçbir şey yapamıyor. Beni aradığında tedavi ederiz inşallah dedim. Bu sistemik lupus biraz farklı. Onun için ısırgan forte. Isırgan forte, sistemik lupus ve fibromiyalji, romatizmanın bir alt türü, yumuşak doku romatizmasında etkili. Yani şeytan pençesinden biraz farklı bunun birleşimi. Bu sistemik lupus ve fibromiyalji de çok çok etkili. İksir, aloe vera jel tabii ki kullanmak şart. Vücudu arıtmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Bu bayanla başladık biz. Ürünler göndermeye. Bir ay oldu. Beni arıyor, ağlıyor. Dedim niye ağlıyorsunuz? Ne var? Zeynep Hanım, neden ağlıyorsunuz? Ağrılarım geçmedi, sızılarım geçmedi. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkinim. Hiçbir şey yapamıyorum. Peki dedim, deneyelim. Bakalım, acele etmeyin. Bir ay henüz çok erken. İki ay oldu, arıyor beni, ağlıyor. Neden ağlıyorsunuz? İşte hiçbir şey değişmedi. Acele etmeyin dedim. Bu çok ağır bir vaka. Basit bir şey değil. Sistemik lupus hastalığı. 3 ay geçti, yine ağlıyor. Allah Allah. Dedim, hep ağlıyor. Yani o telefon ettiği zaman artık telefonu alıp konuşmak bile istemiyorum. Kadıncağızın psikolojisi bozuluyor. Bozulmuş. Benim de psikolojim bozuluyor. Üzülüyorum. 4 ay oldu. Yine telefon etti, ağlıyor. Hep ağlıyorsunuz dedim ya. Ne yapayım, iyileşmiyorum dedim. Acele yok, devam et. 5 ay oldu, yine ağlıyor. Dedim artık tamam, bu bayanı hiç dinlemeyeyim. Çünkü hep ağlıyor. Bakalım ne olacak. 6. ayda yine aradı, yine ağlıyor. Bu sefer yine ağlıyorsunuz dedim. Hep ağlıyorsunuz. Bu sefer dedi, sevinçten ağlıyorum. Neden? Sevinçten ağlıyor. Hep üzüntüden ağlıyordu. 5 defa üzüntüden. 6. sefer sevinçten ağlıyorum. Neden sevinçten ağlıyorum? Ne oldu? Ne var dedim. 6 yıldır ilk defa ütü yapmış. Ütü yapmış. Hiç. 6 saat ütü yapmış. Denemek için. Ütü yapmış, bakmış yorulmuyor. Devam etmiş, devam etmiş. 6 saat hiç yorulmamış. İlk defa 6 ay sonra. Ama 6 ay geçmiş. Sistemik lupus çok ağır bir rahatsızlık. 6 ay sonra ilk defa, yani yıllar sonra, 6 ay ürün kullandıktan sonra, evet, 6 saat çalışmış ve hiç yorulmamış. Kanındaki değerleri, lökosit seviyesi yükselmiş 6000'lere. Enerji tekrar vücuda enerji pompalamaya başlamış. Çok ağır böyle vakaları tedavi ettik.